Akdeniz'deki tahriklere muhalefetten de sert tepki geldi. Başka güçlerin Türkiye ile Yunanistan'ı savaştırmasına seyirci olmayız diyen Kemal Kılıçdaroğlu sonuna kadar Türkiye'nin hakkını ve hukukunu savunacağız mesajı verdi. Meis Adası'nın silahlandırılması Paris Anlaşması'na Açıkça aykırıdır. Altı okunda gündemindeydi Akdeniz'de yükselen tansiyon, Kemal Kılıçdaroğlu Türk Yunan Savaşı her iki milletin de istemeyeceği bir şeydir dediği Atina yönetimine tepki gösterdi. Yunanistan'ın Türkiye'yi kışkırtan tutumlarını şiddetle kınıyoruz. Kabul edilemez buluyoruz. Adayı silahlandırması ve asker çıkarması asla kabul edilemez. Bu noktada Avrupa Birliği, Yunanistan ve Birleşmiş Milletler uyarılmalıdır. CHP lideri partisinin A takımı ile yaptığı toplantıda kullandı bu ifadeleri. Bölgede barışı ve zenginliği büyütecek politikalar geliştirmeliyiz. Sorunlarımızı diplomasiyi kullanarak çözmeliyiz mesajı verdi. Elbette ki Türkiye'nin en küçük bir hakkının hukukunun çiğnenmesine göz yummayacağız. Sonuna kadar Türkiye'nin hakkını ve hukukunu savunacağız. Ama başka güçlerin Türkiye ile Yunanistan'ı savaştırmasına da seyirci olmayız. Kılıçdaroğlu kurmaylarına Türkiye asla bir güvenlik zafiyeti içine düşmemelidir. Bu konuda her önlem alınmalıdır. Dış politika meselelerini iç politikaya tahvil etmek ve bundan iç politika malzemesi yaratmak devlet aklıyla bağdaşmaz diye seslendi.